أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد الصلوات. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. İkinci lemanın her zaman her yerde dinlersiniz. Birinci nükteyi dinlersiniz, dinlemişsinizdir. Ben ikinci nükteyi yapacağım. Lakin ilginizi çekecek miyim? Çok hayatın hakikati, hayatın içini, hayatın gerçeğini anlatıyor. Hayatın sırrı hakikatını da izah ediyor. Başka boyutta hayat, musibet, hastalık, bela mevzu. Ama çok değişik bir şey. Yurt dışında en çok buna benzer, yani bu merkezli, bu çekirdeğin etrafında dönen sorular vardır. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi. Nereye? Sırrı kadere. Kader demiyor ha. Çok ilginçtir tabi Risale-i Nur. Nazlı bir şeydir. Mesela şöyle diyeyim. İhlas var. Bir de sır ihlas var. Uhuvvet var, sır uhuvvet var. Değil mi Risale-i Nur'da? Hemen kısaca şey yapayım ki bu da daha lazım olacak. İhlas dendiği gibi. Dendiği için var. İhlas dendiği için yapmak. Sadakat dendiği gibi yapmak. Şimdi ihlas 20. ve 21. levhayı uygulamak, fiilen. Şöyle yapmak lazım, böyle bakmak lazım, böyle düşünmek lazım, böyle muamele etmek lazım, tamam. Bunu eylem doğru, bu ihlas. Sır ihlassa o eylemin ruhta karşılığını bulması, yani samimi olması. Mesela dışarıda tabii abi kardeşim, içeride falan diyorsun. Hani ihlası var, sır ihlası yok. Tamam. Mesela uhuvvet. Çok iyi davranır. Öyle acayip bir şey. Fakat içeride o zaman sırr-ı ihlas yaptığın hareketin ruhta karşılığını bulması. Kader ise senin fiillerinin tercihlerinin hulasası. Senin tercihlerin. Sırrı kader ise o tercih, o arka taraftan Allah canibinden bakmanın adıdır. Kader ise beşer canibinden bakmak. Onun için kader, hangi derse giderseniz gidin kader dersine, her derste farklı ders anlarsınız. Bir abinin, bir kardeşin, bir dershanenin bir yerde falan hep farklı anlarsınız. Sebebi nedir biliyor musunuz? Baktığı yön farklı olduğu için. Mesela kader dersi yapılıyorsa, beşer canibinden olaylara bakmaktır. Burada öne çıkan iradedir. Kader dersinde öne çıkan iradedir. İnsanların tercihleridir. Bu çok mühimdir. Sırrı kader ise Allah canibinden bakıştır. Ki irade yoktur. Neye benziyor? Mesela kaderde senin istidat ve kabiliyetlerine göre tercihlerinin hulasası, yumağı oluyor hayat. Ama sırrı kaderde ise senin o istidat ve kabiliyetlerini verirken başka istidadına bakmamış. Yani istidadını verirken nereye görevlenmiş Allah? Öyle anladık mı burayı? Şimdi bak, bu dünyada yaşarken hayatımızda Allah'ın ikramları var, bize muamelesi var. Nereye göre yapıyor bunu? Bizim liyakatımıza göre yapıyor. Öyle mi? Yani istidat ve kabiliyetlerimizin meyanına göre, tercihlerimize göre bizi muamele ediyor. Bakın bunu kaçırmayın. Dersin başında çekirdek gibidir bu. Bir daha söylüyorum. Cenab-ı Hak bu dünyada bize muamele ederken bizim tercihlerimize, meyillerimize göre yapıyor. İstidat ve kabiliyetimize göre muamele ediyor bize. Yani burada merkez insanın iradi cüziyesi.
cüz ihtiyarı veya iradi cüz ikisi farklıdır. Sırrı kader ise Allah canibinden bakıştır ki istidat ve kabiliyetlerini yokken Allah'ın sana bakışı. İstidat ve kabiliyetler yok. Sen yoksun. Allah var, hiçbir şey yok. Bu Allah'lık hakikatinin seni tercih edilişi, edilişin. Dolayısıyla sırrı kader şeydi diyor, kader ilim, bir yerde diyor ilim nevindendir. Bir yerde hali ve vicdanidir diyor. Bakın ayrılıyor. İlim nevindendir. Buradan bakarken ama hali ve vicdanidir. Ya benim bu istidat ve kabiliyetimi bir muamele görüyorum ama aslında istidat ve kabiliyetlerimi verirken Enes Bureyti bana istidat ve kabiliyetlerini verirken nereye göre vermiş? Kendine has bakan özelliğine göre vermiş. Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı. He tabii, o bakış. Anladık mı bunu? Allah'ın tercihine göre. He tercih. Tercihlerine göre. Bunun tercihi yok yani. Yoktur burada. Bakın, yani şart nist. Buradaki muamele istidat ve kabiliyetlerinin açılımları oluyor. Ama sen yokken seni ilk tercih etmek, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah'lık hakikati Allah iken, hiç zuhuratı yok iken, mahlukatı yaratmadan önce, yani bu mahlukatı yaratmadan önce, bu Allah'lık hakikatında senin bilinişin, senin bilinmen, Allah tarafınca bilinme hakikatin, mahiyetin, o sırrı kadere bakıyor işte. Onun için her derse, her kader dersinize gittiğiniz zaman dersin mevzusu veya akıcılığı veya noktayı nazırı, bakış tarzı farklı olmasının sebebi budur. Fihi mafi. Kimisi içeriden işarete, kimisi de dışarıdan içeriye bakışı. Bakış farklı olduğundan farklı izah ediyor. Şu anda biz içeriden dışarıya bakacağız bu derste. Hayata, musibetlere, hastalıklara burada bakmayacağız. Hastalara dışarıdan içeriye bakacaksanız hastalar risalesinin 25. lema. Ama musibete bakarsanız 23. mektuptaki sıbır hakikati, lemanın ikinci lemanın mahiyeti vesaire. Şimdi dersin başında anlaşalım diye onu şey yaptım. Sırrı kadere dair beyan edildiği gibi mevzu oradan başlıyor diyor. Yani bir kere gözlüğünü tak buradan diyor ustak. Onun için anlamıyoruz yani. Gözlüğünü böyle tak bakalım. Veya başka isim kullanır mesela. Der ki Cenab-ı Hak Kadir ismiyle, Rahman sıfatıyla diye başlıyorsa usta sana diyor ki Kadir Rahman gözlüğüyle bakacaksın bu olaya şimdi. Bunu kaçırmayacaksın. Sani Zülcelal, Hakim-i Zülcelal veya hangi isim kullanıyorsa başta mevzuya o pencerede bakacaksın demektir. Oradan. Şimdi musibet ve hastalıklarda insanların şebbaya üç vecihli hakları yoktur. Merkezden dışarıya bakarken. Niçin yoktur? İnşallah üç tane vecihini yapabiliriz. Birinci vecih. Cenab-ı Hak, bak burada da hemen uyguluyoruz, hemen kullandığı şey Kadir-i Zülcelal diyebilirdi. Cenab-ı Hak, Hak ismiyle bakacağız, gözlük Hak. Hak, Hak nasıl bir ism-i azamdır? Ustad ism-i azam diyor, Hak. Cenab-ı Hak, Hak sahibine hakkını veren ve Allah'lık hakikatının zuhurata geçme hakikatıdır. Tecelliya, tecelli ve zuhuru karar vermesiymiş. Yani böyle bir şey yaratayım. Hak isminin tecellisidir. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, insana giydirdiği, demek ki bu vücut libası bize giydirmiş. O zaman biz bu insan değil, insana giydirdiği vücut libası. Bu libastır, bunun gibi. Tamam mı? İnsana giydirdiği vücut libasını
sanatına mazhar ediyor şunu. Kesiyor, biçiyor, şey yapıyor, kıvırıyor, kesiyorlar diye takıyorlar. Eğiyor, bilmem ne yapıyor. İnsanı bir model yapmış. İnsanı bir model yapmış, bunu değil. Arkayı. Zaten peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? İnsanları insanlık makamına çıkarmaktır. Risale-i Nur'un cümlesi ha? Peygamberlerin en büyük vazifesi neymiş bir de söylüyorum. İnsanları insanlık makamına çıkarmaktır. Çoğumuz, çoğuları insan değil daha. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder. Muhtelif esmasını, cilvesini gösterir. Burada 45. sayfa Mektubat'ta güzel misal veriyor. Burada 44. sayfada Cenab-ı Hak belaları, musibetleri veriyor. Hatta masum hayvanlara zulüm değil midir diye soru var. Allah bela ve musibeti niye veriyor? Onun konu burada. Orada bir misal geçiyor şurada. Ben hurasa edeyim. Eskide bu mankenler yoktu. Böyle heykel mankenler var ya terzilerde, dükkanlarda koyuyorlar da elbiseyi giydiriyorlar. Böyle bir şey yoktu. Terziler adam tutarlardı. Gel derlerdi. Böyle düşsün diye. Orta boylu işte hangi boyda kesip içiyorsa öyle bir adam. Sana senin vazifen neymiş? Şu kadar para veriyorum. Sana ben giydireceğim elbiseyi, gömleği keseceğim, dikeceğim, uzatacağım. Sen kalk, otur diyeceğim. Yani vazife bu. Tamam. Şimdi adam bir tane giydirmiş böyle terziyi. Tamam. Bakmış ki o modelist, model olan, manken olan. Tam oturdu. Tabii buna göre yapmamış terzi. Bu sefer kesiyor. Diyor ki ne yapıyorsun ya? Kesiyorum. Bana çok güzel yakışmıştır, senin için yapmadım ki. Senin üzerinde dursun diye yapıyorum. Yani burada dikeyim diye. Olur mu ya diyor ya. İkide bir de otur diyorsun, kalk diyorsun ya ben kardeşim rahatsız oluyorum. Yani buna itiraz etmesi, oturup kalkmaya itiraz etmesi hakkı var mı? Yok değil mi? Çünkü onun vazifesi neydi? Parayı almak. Peki, oturup kalkmak, kolunu uzatmak, yani tersi sana git, çıkar, uzat, çıkar. Oydu vazifesi. Hani şimdi vazifeler karışınca itirazlar oluyor. Vazifeler karışıyor, vazifeyi bilinmiyor. Bak adam vazifesini bilmiyor. Değil mi bu itiraz edince? Adam vazifesini bilmiyor. Şimdi bir kere biz vazifemizi biliyoruz. İtiraz ediyoruz ama itiraz bir haktan geliyor diyor. Senin hakkın zayi olmamış ki itiraz ediyorsun. Sen bir kere hakkın zayi olmamış. Şimdi mesela diyelim ki bana diyebilir misin? 1 milyon niye vermiyorsun abi? Ya kardeşim ben sana borcum yok ki. Ha şimdi bir kere Allah sana vücut vermeye mecbur muydu? 2 göz vermeye mecbur muydu? Ya değil mi? Sihat vermeye mecbur muydu? Her zaman seni güzel yaşatmaya mecbur muydu? Hastalıksız, müsbetsiz. Öyle bir şeysi var mıydı? Yok. Ya Rabbi beni topal niye yaptın diyemezsin. Bir kere her vazifeni bilmiyorsun. Senin böyle bir vazifen yok. İşte diyor ki, uzatmak, kısaltmak, otur, kalkmak o adamın vazifesiydi. Ama adam vazifesini bırakıp başka bir modele girmesi, başka bir konumda kendisini farz etmesi sıkıntı ortam başlıyor. İşte insanları da Cenab-ı Hak bir model yapmış. Terzi gibi. Ne yapıyor? Bu ruhuna kendisi enedir. Ruhu bir libas. Diyelim ki iş çalışır, atlet. Ondan sonra bir de detayına girmeyin diye. Ana konu ruh atlet olsa efendim bu da şey olsa ceset gömlek. Şimdi bunu Cenab-ı Hak kendi esma ve sıfatını göstermek için kesiyor, biçiyor, kaldırıyor, iniyor, veriyor, koparıyor, vermiyor. Böyle bir şeysi var. Senin de bir modellik vazifen var. Yani sen bu senin için yapılmamış. Yani bu vücuda ruha yapılan muamele burası için değil. Mesela terzihanede yapılan muamele terzihanede için gibi değil. Yani bu adam bu kim model yapmış el patronu diktiriyor. Bu adam işte nereden kullanacak? İş yerinde mi kullanacak? Denizde mi kullanacak? Çöplükte mi kullanacak? Ormanda kullanacaksa kalın. Şimdi adam dese ki terzi baba, terzi efendi o modelist. Yani böyle kot gibi niye bana patronu gidiyor? Sana ne kardeşim? Burası için. Ya burası diyor sıcak diyor. Burası sıcak o da.
Ondan sonra burası şehir. Yani köy elbisesi niye burada yapılıyor? Bu çok detaya gitmiyorum ha, lazım olduğu için. Oysa terzi köy için yapıyor. Ha, Allah da bu hayatına muamele ederken, bu hayata, bu hayata bakarak değil, iki şeye bakıyor, üç şeye. Bir, kendisine aynadarlık yapmak için kendine bakan tarafı var, sana muamele ederken. İki, ahireti mezrasıdır. Üç, ruhun tekemülü içindir. En son netice sebep, senin hayatta yaşaman için. En son düdüğün deliği. Derler ya, son, neyin son deliğisi? Zurnanın son deliği derler ya. Biz hayata bakan vücuttaki muamele zurnanın son deliği. Bir, kendisine bir aynadarlık yapıyor insan. İki, esma hüsnasının sıfatını gösteriyor. İkinci, Allah seyrediyor. İki, esma ve sıfat aynadarlık ediyor. Üç, ruhun tekemmülü. Dört, ahireti mezrası. Ondan sonra beş, ruhani ve meleklerin seyretmesi. Altı, senin istifade. Bak. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Şafi ismi nasıl tecelli edecek? Şifa veren Allah. Şimdi sen miden ağrıyor, mideye taalluk eden Şafi tecelli eder mi? Etmez. Hasta olman lazım. Hastalığa gireceğiz. Hastalık nedir tabii? Açlık da ne istiyor? Rezzak ismini istiyor. Ve hakeza malikel mülk, mülkün sahibi mülkünde yetesarrafu tasarruf eder fi mülkihi, mülkünde isti keyfe yaşa, istediği gibi mülkünde tasarruf eder kim? Mülk sahibi. Düz yaparsak mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Onundur. İtiraz yok. Diyemez ki o 25. Lema'nın Hastalar Risalesi'nin 18. devasında o sorunun cevabı var. Allah beni niye kör yaptı, niye sakat yaptı böyle. Adaletsizlik değil midir? Orada cevap var da. İşte burada da güzel, burada diyor. Yani mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bir haksızlık yoktur. Sebebi, çünkü senin bir hakkın zayi olmamış ve Allah sana mecbur değildi. Allah sana borçlu değildi. Sen Allah'tan alacaklı değildin iki ayak. Ben Allah'tan iki ayak alacak değilim. Niye ben topal oldum, kesik oldum diyebilir misin? Adaletsizlik adı şu. Hakkının zayi olması. Senin hakkın yok ki. Kimin hakkı var? Allah'a karşı. Ya ben Allah'tan alacak değilim. Niye alacak değilim? Allah'tan alacak mısın? Peki o istidadı niye verdi o zaman? Ha, çok güzel. Şimdi geliyor zaten. Mesela o istidatları niye verdi? O arzu istidatlarını mesela. Mükemmel olma istidatını niye verdi? Mesela diyelim ki burada yer çekimine mahkumsun. Bir anda her yerde olma istidadın o ki niye verdi? Değil mi? Çoğaltırız yani bu soruyu. Ben daha zorlaştırıyorum bu soruyu. Mesela hiç kimse mahkum olmak istemez. Hatta adeta haşa rububiyet makamında da oturmak ister insan. Değil mi? Niye yaptı? O işte zaten. Şimdi geliyor. İkinci vecih. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayati yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade şehr-i mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Cümle bu. Bak bir okuyorum, ondan sonra izah edeceğim. Hayat, noktalı virgül, musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayati yapar. Hayat. Yeknesak sabit yaşantı, yani ne azalma ne çoğalma, aynı yaşamak. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan, yani mutlak hayır olan vücut, var olmak, şer-i mahz olan, yani mutlak şer olan Adem'e yakındır. Yani sabit bir hayat, mutlak hayra değil, mutlak şere yakındır. Dedi. Şimdi tekrar.
Hayat deyince arkadaşlar, bu hayatı anlamayın. Buna ömür denilir. Vücudun ruha ev sahipliği yani yapması, elbiselik yapması, bu dünyada ruhun bulunma miktarı, zamanına ömür denilir. Hayat ise ömür değildir. Hayat nedir diye lemalardan hemen bir izah yaparsak lemalardan, hayatın bu olmadığını anlayacağız. Bu hayat, o hayatın cilvesidir, nakşidir. Hayat neymiş? Bakın arkadaşlar, Allah'ın dışında yaratılan Kab-ı Kavseyn, Nur-u Muhammedi, yine şeye, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Sidret-i Muntaha, işte yine neyse teferata girmeyeyim, Adem-i Şahadet, şu kainat, domuz, zilah, kadın, erkek, soğuk, sıcak, kadın, erkek, ne varsa hepsinin hulasasıdır hayat. Allah hayattan yaratmış. Arşı da hayattan yaratmış, toprağı da hayattan yaratmış. Taşı da hayattan yaratmış. Taşın da malzemesi hayattır. Bunu mutadid dersler yaptık. İlla hayat canlılık, yani böyle nefes alıp vermek falan değil. Hareket de hayatın bir sıfatıdır. Şu donuk gördüğünüz tahtanın zerreleri saniyede 40 bin kilometre hareket ediyor. Neyse. Hayat demek ki bütün kainatın hakikati, mayası. Hayat o zaman enerji midir, yoksa enerji de mi hayattan yaratılmış? Evet, hayattan yaratılmış. Güzel. Mesela atom esir ama daha onları görememiş şey, kuantum dediğimiz. Ondan daha aşağıya enerji. Ondan daha aşağıya maddi hayat. Ondan da daha aşağıya Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi hayat. Hayat haysi bir sıfatına bakıyor. Her şey hayatta yaratılmış. Lemalarda hayat bahsi 30. lemanın 5. meselesinin 5. remzi. Her şey hayatta yaratılmıştır. Malzeme hayattır. Hani sorarlarsa veya insan merak ederse, Allah bu kainatı nereden yarattı? Ne malzeme? Hayattan yaratmış. İşte ölüleri, o bir ara ders yapmıştık. Uzun bir ders olmadığı için ama olduğu için. Yani taşlar da topraklar da evet hayattan yaratılmış. Tamam. Şimdi hayat, yani bizdeki hayat, şu hayat numunesi komple bütün kainat Allah'ın dışında yaratılan her şeyin cilvesi ve nakşi. Tamam mı? Şimdi beraber yürüyelim bakalım şimdi. Böyle bir şey benimkisi. Benim bu hayat. Bu hayat işe. Yani Allah'ın dışında her şeyin çekirdeği olan şu hayat ise ne olacak? Musibetlerle, hastalıklarla tasafi ediyormuş. Saflaşıyormuş. Hastalık nedir, musibet nedir? Onu da bakalım. Lugat manasıyla gitmiyoruz. Biliyorsunuz bizim gazeteler. Lugat çok az veririm. İstila. Musibet, sihat şudur. Ondan sonra musibete geçelim. Sihat, cesedin kainatla, mevcudatla doğru orantılı münasebeti. Kulağın duyması, gözün görmesi. Bu sihattır. Peki, bu cesedin kainatla alışverişine deniliyor sihat. Unutmayın bak, çok ilginçtir bu. Ötekisi ilginçtir, yani gelecek, bundan sonra gelecek. Demek ki bu cesedin kainatla dengeli bir şekildeki alışverişine sihat. Şimdi bu ceset ise ruhu örtüyor. Ruhu örtüyor. Hayatın hakikatini örtüyor. Hayatın hakikati neydi? Hayatın hakikati bütün kainatın çekirdeği. Telefon kimisi örtü çıksın, kapatsan şey cepte çalıyor dışarıda. Şimdi hastalık nedir? Hastalık. Bu cesedin ruhu örtmesi. İt kapıyı.
cesedin, ceset ruhu örtüyor, hayatı örtmüş. Hastalık ise bu cesedin sıyrılıp ruhun kainatla münasebet kurmasının adıdır hastalık. Şimdi diyor ki, asde kuvvet vardır diyor. Bak şimdi istersen şurada bir şu okuyayım bak. Diyeceksiniz ki onlar şaşırdı, bu neyin nesidir ya, ne çıktı şimdi karşımıza? Bir Salih'in okuyoruz. Bak fark, fark. Neymiş biliyor musunuz? Kendisi gina buldu. Fakirlikte zenginlik hazinesini buldu. Allah Allah. Fakirlik zenginliğin hazinesinin adıymış meğer. Fakirlik poşet meğer örtmüş orayı. At, aciz neymiş? Açta tam kuvvet var diyor. Yani sihatlı insan aciz ve fakirliğini hissetmez. O zaman biyolojik itibariyle kainatta diyalog kurar. Kendi bileğiyle kazar, bilmem ne yapar. Bu ceset sıyrılınca, bu buradaki hakimiyeti, eziciliği kalkınca ruh ortaya çıkıyor. Ruh ortaya çıkınca, Allah ile direkt devreye girince müthiş bir hazinelik ortaya çıkıyor. Yani hazine burada yani. Bir şair neymiş böyle? Hazinelere malik viraneler var. Böyle neydi o başı? Çok güzel bir şiirdi o. Çok hoşuma gitmişti böyle. Harabat ehlini hor görmesen sakın. Hazinelere malik viraneler var. Çok acayip. Harabat ehli var ya böyle. Böyle. Şey böyle gözüne tutmaz böyle. Böyle. Adam yani işte. Metsuh işte. Kelifeli değil, kravatlı değil. Harabat ehli yani. Hor görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Öyle hazineler var ki onun bulunduğu yerde bina dökülmüş. Virane yani. Kimse yok. Otlar çıkmış. O dökülmüş. Kiremitleri şanlıyor. İçeriye su dağılıyor ama o evin içinde şeylerin içinde altın var. Anladın? Şimdi burayı anladık mı? O yedinci söz kompledir ha. Bunu anlatıyor. Komple bunu anlatıyor. Bu meseleyi anlatıyor. Bunu görmen lazım. İkinci leva. O acizdeki kuvveti hani yavruların olan acizini mesela. Ha acizleri de ondan daha ileri yani. O düğmeyi basıyor. Bak şimdi bir daha tekrar edeyim. O düğmeyi basıyor. Sihat bedenin kainatla kesintisiz alışverişi. Yani lezzet alıyor. Ayağı yürüyor. İşitiyor. Ama bu bir yeri örtmüş. Ceset, ruhu örtmüş. Hayatın hakikatini örtmüş. Bu ceset yani sihat cesedin kainatla irtibatı. Hastalık ise yani bunun sıyrılması, kapağının sıyrılması ruhun kainatla Allah ile irtibata geçmesinin adıdır. Sihatliyken, zenginken olmuyor, çok olmuyor, çok az oluyor, çok zor. Arıza gerekli. Evet tabii. Ya bir yerde çatlayacak da bir şey olsun yani işi gitsin. Maruz olmuş. Mesela bütün peygamberlerin en büyük musibeti onların miracıymış o. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın miracı varmış. Nerede olmuş? Peygamber Aleyhisselam'ın 33 tane miracı var. 6. şuada Ustad bu malum bilinen Peygamber Aleyhisselam miracına Mirac-ı Ekberi diyor. Mirac-ı Ekberi Muhammed'i de diyor. Bak Mirac-ı Ekber diyorsa Asgar'da var. Bazıları diyorsa nereden çıkarıyorsun? Hadi ben insanını okuyorum. Ekber deniliyorsa Asgar'ı da vardır diye. İbrahim Aleyhisselam miracın nerede tahakkuk etti? Hangi olayla? Ateşin içinde iken. Efendim, Şit Aleyhisselam'ın malum kesilirken, Nuh Aleyhisselam'ın, her peygamber, Yunus Aleyhisselam'ın hepinizin bildiği, Eyyub Aleyhisselam'ın hepiniz bildiği, orada tahakkuk etmiş miracı. Yani orada ruhu sıyrılmış cesetten.
Yani musibetin zirvede olması, yani ruhun cesetten sıyrılması, felakillah mazar olmaya hakikatin ifadesiymiş. Şimdi hayat bu değildi, gene konumuza geliyoruz. Bu ömürdü. Yani bu beş, cesedin kainatla dengeli yaşama miktarı, bulunuş miktarı, yani bu dünyada kalış miktarı ömür. Hayat ise bütün kainatın hakikatının cilvesi ve nakşı bizde. Bu ise örtülmüş. Bu ise çekirdek olmuş. Bu ise çekirdek. Bu nasıl sıyrılacak? Musibetlerle bu üzerindekiler kalkacak. O zaman sıyrılacak. Tasavvuf edecek. Kemal bulur. Yani buradan sıyrılınca bendeki arş-ı azamın lüminesi devreye geçiyor. Bendeki kürsün lüminesi devreye geçiyor. Bendeki efendim Siddet-i Muntaha'nın şeyi geçiyor. Lef-i Mahfuz, İmam-ı Mubin, Kifah-ı Mubin, Âlem-i Erva, Âlem-i İman, Âlem-i Misal, Lef-i Misal vesaire. Hepsine devreye başlıyor şimdi. Tıkır 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 tıkır. Şöyle bir misal vereyim. Başıma geçti de Ramazan'da yurt dışındayken çok yoruldum böyle. Düştüm, yattım. Dedim ki gece de kalkamamışım. Çünkü çok geç gittiler. Lojman şeyde. Neyse gece de kalkamadım. Gündüz de yoruldum. Camiyle, cami imamlığı yapıyordum. Bayağı gündüz böyle namazı kıldırdıktan sonra böyle sıyrıldım, kaçtım, namazı bana geçti, yattım. Ama ben uykuya girdim. Rüyada ne görüyorum tabii bu halimi? Ne göreceğim? Herhalde Resul'da görecek halim yok. Yani ders görecek hali yok. Ooo bir ziyafete beni davet etmişler. Yemeğe oturuyoruz. Aman yarabbim. Öyle bir yemek. Rüyada. Niye onu gördüm? Karnım aç. Karnım aç. Şeyden sıyrıldım. Tokluktan. Tokluktan sıyrılınca nereye yanaştım? Mesela kalktım. Ne var? Sünger. Bir el kalkmadıkça sünger var olmaz ki. Bu devamlı baskıdadır. Tokluk kalkınca açlık oldu. Açlık da ne yaptı? Açlık duygusunu devreye girdi. Hemen rüyalarda yemek. Ziyafetler. Yani bir şeyden sıyrılmadıkça bir şeye yaklaşamıyorsun demek istiyorum. Demek ki hayat musibetlerle, belalarla insan ruhu sıyrılıyor. Hakikatına doğru sefere başlıyor bu hayat. Biz zaten fotokopiyiz, asıl değiliz. Bir Nur Muhammed'in cilvesiyiz. Biz asıl değiliz ha. Bizim aslımız orada. Yani nüfus kağıdı asıl değil. Kütüğün habercisi, nüfus daire. Şimdi biz asıl değiliz, onu bilin yani. Ha, aslımıza doğru bağlantıya geçiyor. Yani musibet, tak kalktı şu ceset. Ondan sonra bela musibet kalktı. Bu sefer ruh devreye giriyor. Bunun adı da musibet demiş. Esas sihat budur diyor usta. Bela vereni buldunsa safa eder, ata eder, beladır bil. Bela vereni bulamadınsa Allah belanı verdi bil. Bunu ben ekledim biraz ama. Belanı vereni bulamadınsa beladır bil diyor. Beladır bil, ben Allah belanı verdi bil. Yani bela eğer seni Allah'a götürüyorsa, bak netice, belanın neticesi Allah mıdır? O zaman bela, bela mıdır? Bela nimettir. Eğer sihat ve afiyet ve zenginlik seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa sihat mıdır? He? Bela olur. O zaman bela oluyor işte. Bela odur işte. Seni Allah'a götürene bela denilir mi? Bela vereni buldursa safa eder, ata eder. Beladır bir. İkramdır diyor. Bela vereni bulamadınsa nedir? Beladır diyor. Bela işte odur işte. Netice verir bu hayat ve tekamül eder, karşılığını bulur, dil elmayı bulduğu gibi vazife-i hayatı yapar. Yeknesah, yani bu hayatın şu ceset şeklindeki tezahür seviyesi. Sabit olsa, yiyoruz, içiyoruz, kalkıyoruz, her gün aynı iş yapıyorsun. Dişin ağrımaz Firavun gibi, ayağın ağrımaz Firavun gibi. Firavun biliyorsun 350 sene yaşamış, hiçbir defa başı ağrımamış, dişi ağrımamış. Böyle sabit bir hayat, bela musibeti yok adamın. Ne olur biliyor musun? Yani bu sefer hayatın sırf kainata bakan mevzuları ile vakıf olursun. Yani hayatın tek boyutunu mazar olursun. Kainata bakan işte nimetlere ve o biraz da tefekkür sahibi olsam bile
hayata bakan tefekkürü şeyler. Bu sefer ruhun sonsuz, nihayetsiz inkişaf ve inbisat etme kabiliyeti var. O zaman yok oluyor. Bu da adem-i mutlaktır. Mahz-ı mutlak olan diyor, vücuttan ziyade şer-i mahz olan ademe yakındır. Yani ruhun o inbisat etmek, cevelan etmek, yani buradaki nümilenin kaynağı ile irtibata geçmek ve o kaynağa doğru yürümek, seyahat etmek, yükselmek olmuyor. Ondan önce nedir bu? Adem'dir. Şer-i mutlaktır. Yani ruhun şerridir. Yokluk yani. Var olabilirdi, çekirdek elma olabilirdi. Çekirdeği, elman çekirdeği, karpuz çekirdeği. Olabilirdi ama cebimde kaldı veya değdim, kırdım, olmadı. Ne oldu? Çekirdeği zahirde çekirdeği kırdım gözüküyor ama hayır. Koca elma ağacını yaktım. Öyle değil mi? Bir tanesi dese ki, kardeşim o çekirdeği yaktın ama sen ne yaktın biliyor musun? Koca elma ağacını sobaya attım. Ya ben öyle bir şey yapmadım. Ya bunu yaktım yani. Hayır, onu yaktın. Sen göremiyorsun. Adam arkayı görüyor. Ağacı yaktın sen. O zaman bunu kırmak ağacı yıkmanın değişik ifadesi gibi sabit, istirahat, her ihtiyacı karşılanan bir insan da adem, ruhun adem-i mutlakını yaşıyor. Ruh ölmüş gibi böyle uyumuş orada, üzerinde şey yapıyor, cesette tepiniyor. Demek ki bela ve musibet, bela seni Allah'a götüren, musibet cesedin ruhun üzerine kalkması. Hayat ise bütün kainatın çekirdeği, elmanın çekirdeği gibi. Ruhlar ruhumdan öfledim diyor Cenab-ı Hak. Bu paket şeklinde duruyorlardı. Bir şekilde bunlar sıyrılıp bir kainata bakması lazım. O zaman hastalık ve musibet ruhun kainata bakışını getiriyor. Sihat ise cesedin ruha, cesedin kainata bakışının adıdır. Buna ait bir şey, soru var mı? Gelelim üçüncü veciye. Şu dar-ı dünya meydan imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Niye bana böyle oluyor? Soruya da cevap veriyor. Ya bunlar ne olmuyor? Allah Allah, ruhum Fatih Bey artık söyler misin? Ruhum efendim beka istiyor, sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Hastalık musibeti istemiyor yani. Temennileri bu, istidadı bu. Ama yok. Ha, çünkü o zaman sen sıkıntı çekmenin sebebi şu. Sen bu hayat için baktığı için sıkıntı çekiyorsun. Oysa Kur'an'ın ayetinin ifadesiyle bu sene bir iki defa okumaya nasip etti elhamdülillah. Bir de tekrar ettim Kur'an'ı komple. Kur'an okuma değil, Kur'an'ın içine baktım böyle manasını. Diyor ki, siz diyor dünyaya talipsiniz diyor Cenab-ı Hak meali. Allah diyor ahireti kazanmanızı istiyor diyor. Meal ayet. Allah da diyor sizin ahireti kazanmanızı istiyor. Şimdi biz de Allah'ın icraatı ile bizim icraatımız ters düşmesinin sebebi bu işte. Allah'ın isteğiyle benim isteğim çatışınca insanlar bela diyor buna. Allah'ın isteği şu. Şu dar-ı dünya imtihan yeridir. Hizmet yeridir. Lezzet, ücret, mükafat yeri değildir diyor Allah. Ben de diyorum ki ya Rabbi olmaz. Ben burada lezzet, ücret, mükafat istiyorum. O zaman çatışıyor. Onun isteğiyle benim isteğim çatışınca orada sıkıntı çıkıyor. Ama bu dünyaya Allah'ın ölçüsüyle, Allah'ın bakışı, Allah'ın niyetine göre bize dediği gibi bakarsan sorun yok. Her şey güzel. Madem darul hizmettir burası, burada ders yapma yeridir, kitap okuma yeridir, namaz kılma yeridir, oruç tutma yeridir. Ha bak şeval çıkmadı, 20 gününüz de var. 6 gün şeval oruçlu tutmanızın yeridir. Bir daha tutamayacaksınız. Gelecek sene şeval tutsanız o gelecek senedir. Bu senin şevalini tutmamış olacaksın. O sonsuz ve ezeli ve ebedi olarak. Bir daha bulamayacaksınız şeval.
Şifa bitti. Bitecek yani. O 20 gün içinde 6 gün tutmasanız bir daha şifa istese de bulamayacaksınız. Demek ki bu dünya nedir? Hizmet yeridir. O bu diyet yeridir. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvaffak oluyor ve kuvvet veriyor. Ubudiyete kuvvet veriyor hastalık ve musibet. Ha, hastalık, musibet, dini olmamak. Nedir biliyor musunuz? Mesela kalbi bir hastalıktır. Dini hastalık. Dini musibet budur. Televizyon kolik olmak bir beladır. Maç hastası olmak afettir. Afet. Gol! Ne oldu? Tam yarım saat veya bir saatin gitti. Tam maç bitince burada bitmiyor ki. Kafana doldurdu golle. Şimdi ondan sonra gevezelik başladı şimdi. İşe gittin, dükkanda, otobüste, tramvayda. Artık o da seyretti, sen de seyretti. Çok ilginç yani. O da seyretti yanında. Sen de seyretti. Sen onu anlatıyorsun, ben sana anlatıyorum. Tuhaf yani. Ondan zaten görüyor. O da görüyor, o da görüyor. Şu gevezeliğe bak. Ne kadar bir tuhaf. Yani bazı gençler de dediğim gibi yani her zaman size de müzik diyor mesela. Bakın bakalım. Ruhunla ne alakası var, ruhla ne alakası var? Çalgı aletini hayalimi sil bakalım. En sevdiğim bir parça da. Onun zırıltımısını sil hayali. Lafzına bak bakalım. Sana küfür etmiyor mu? Bak bakalım. Seninle dalga geçmiyor. Senin değerlerini yok etmiyor mu? Zın zın zın, beni mahvettin, köfte ettin. Neyle? Niye yani? Ne insanın, ne, ruhla ne alakası var ki musik ruhun gıdası olacak? Nefsin gıdası. Yani ruhla ne alakası var bu işin? Beni köfte ettin, mahvettin. Beni bir, niye bıraktın? Ne? Öyle değil mi? Ben mi manyağım, ben mi kafamı yatmışım? Ben alamıyorum tabii. Ha, demek ki dini olmamak şartıyla musibet hizmete, kulluğa kuvvet veriyor. Musibet zaten anladık değil mi? Artık o sıyrıldınız artık bu dersten sonra. Musibet ruhun üzerindeki ağırlıkların kalkması, ruhun sıyrılması, kuvvet bulması. Yeter be kardeşim be. Yatıyordu of be. Üf. 3-4 kişi üzerime çırlandı. Attım dışarıya. Sus lan. Yeter lan. Dedim. Ondan sonra nefes almaya başladım. Ruhun sıyrılması cesetten. Bunun adı da musibet. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinde şekva değil şükretmek gerekir. Çünkü artık ruhla yaşıyorsun. Cesette yaşamıyorsun. Böyle ruh seviyesinde Allah diyorsun. Anlıyor musun? Allah. Allah. Mesela oruçta ne kadar acayipti değil mi? Ne kadar masum olmuştu. Ne kadar saflaşmıştı. Ne kadar kıymetin, kadir şinasliğin başladığı, hanımın, çocukların, evin, eve gitmenin ve Allah'ın nimetini fark etmenin ne acayip bir zeminiydi ya. En ufak bir kuru ekmek bile ne kadar değerliydi. Fare gibi taşıyorduk tarlaya, tarlaya taşır gibi. Ulan o da sanki dönmeyecekmiş, onu da alayım, onu da alayım, onu da yiyiz, onu bir oturuz, bir şey. Değil mi? Fark edilişin adı değil miydi oruç? Nimetin varlığı değilsen. Çoğu zaman şu cümleyi de unutmayın inşallah. Risale'de çıkarttım. Çekirdeklerde. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Çok garibinize gidecektir. Ben de garibime gitti ama. Bir lütfen bu düşünürsünüz bu akşam. Çoğu insan yaşadığının, nefes aldığının, organlarla donatıldığının, ruhunun ve varlık olduğunun farkında değil. Gafletten mi kaynaklanıyor? Gaflet. Dalalet, dünya perestlik. Yani buradaki konuşma meclisin dışında biz yani ha. Ehli dalalette zaten konuşmuyorum. Yani Müslüman'dan bahsediyorum. Yani yaşadığının farkında değil. Yaşadığımızın farkında değiliz. Yaşıyor muyuz farkında değiliz. Varlığının farkında değilsin. O zaman Allah varlığının farkına varmak için belaları veriyor. Varsa biliyor musun? O zaman... varmışım ya. Ekmek de, bugün var mıydı ekmek? Yok, hiçbir değeri yoktu. Belki de akşama açtım. İşten dolayı, oruçtan değil. Ama oruçluyken, vay be ekmek varmış ya. Ulan burada fırın varmış. Niye?
Açlıktan koku boran boran geldi ki. Bir eve gidiyoruz böyle iftara. Dedim ki bak burada patates pişiyor. Hocam tek değil dedi ötekisi yanındaki grup gidiyoruz. Hocam patates de pişiyor dedi. Bilmem ne de pişiyor patlıcan. Kokudan ha adamın kapısından da girmedik ya. Binadan çıkıyoruz böyle. Yani nasıl fark ettik? Varlığını fark ettik şimdi. Tok olsa hiç umurumda mı yani ne pişiyormuş. Adam pişse duymazsın. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfidir. Müsbet kısmı malumdur, namaz, oruç. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve açlığını hissedip Rabb-i Rahim'ine ilticakarane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Demek ki ibadet iki şekildir, iki çeşittir. Bir, namaz, oruç, normal, düz orantı, doğru orantı. İkincisi menfi ibadet, hastalık ve musibetlerle insan zaafını, açlığını hissedip dergâh-ı iltica eder. Halisiyet kazanır. Bela ve musibetler aç ve fakr düğmesini tahrik ediyor. İnsanda da kul olduğunu, acizliğini, fakirliğini, Allah'a muhatabı olduğunu, yaratıldığını anlıyor. İşte bu ubudiyetin sırrı çekirdeği bu. Bela ve musibet, musibet ve belalar bizim neyimizi? Zaafımızı ve acizliğimizi hissetmemize sebebiyet veriyor. Musibet, bela. Unutma, musibet, bela. Musibet, acizliğini, bela, musibet, zaafını, bela, acizliğini gösteriyor sana. Yani onu aralıyor, üzerine alıyor. Acizlik ve zaaf, Cenab-ı Hakk'ın gınasını, zenginliğini, sonsuz güç sahibini, ötekisi güçlüğünü gösteriyor. Bir tanesi zenginliği, ötekisi gücünü gösteriyor. O zaman anlıyorsun. Onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyeti riya girmez, halistir. Mesela adam hasta, Allah, Allah derken, olan millet bana Allah diyor bak desinler diye yapar mı? Millet bakıyor, Allah, Allah millet gitti. O. Hasta adam iyi, zaten onda hiç kimse yok ki. Hiç kimse yok ki. Bak kulluk bu işte, bak nasıl. Yani hastalar adam, ha adam varmış hastanede veya başımcıda yok. Bir çoban diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. İhlaslı namaz kılmakları. Tek başına bir çoban, hayvanların sürülerin içinde nasıl namaz kılar? Hiç kimseye gösteriş yapmaz. Yani der mi ki ulan koyunlar, koyunlara bir hava atayım şimdi böyle bakayım koyunlar nasıl namaz kılıyor görsün diye namaz kılar mı? Ha. O adamın namaz kılışı kimse yokken kendi başına namaz kılışı namazı hakiki o. Onun başkasının yanında namaz kılışı mesela koyunların yanında böyle yani takır tıkır tıkır bizim herkesin yanında Allah sen mi Allah diyor ki yanındaki insanları koyun gibi gör ve namaz kıl. Çoban gibi diyor. Çoban koyunları nazar alıp ibadet etmez. Onun misali benim değil. Dolayısıyla hastalık öyle bir ibadettir ki senin acını ve zaafını hissettiriyor böyle. Sanki bali gibi Allah'ın rahmetini cebettiriyor. Yaşa göre Allah duygu veriyor işte. Yaşa göre duygu olduğu gibi hastalığa, zaafa göre Allah bir duygu veriyor. Allah diyor yani Allah, Allah, Allah. Şimdi siyahatıken para, roba, baklava. Bunu çekince Allah, Allah. Hani lan araba? Araba bile hava olmuş, hiç umurunda mı? Zaten zor nefes alıyor. İyi. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kesiyorum ona göre, söylesin. Kısacık ömür, uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçebilir. Yani ruhun Allah'a karşı açılımı, çanak antenliğini fazla yapabiliyor. Adam bir dakika hasta, yani hasta şu, ceset sıyrıldı ruhtan. Ruh müstakil kaldı, ruhun hassasiyeti kesbetmiş böyle, Allah'a mahsediyor.
Emiyor. Emiyor, emiyor. Kara delik gibi. Emiyor. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız abi isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Çok antika. Bundan sonrakileri başka zaman ama harika. Asıl musibet, musibet dine gelir. Bu ikinci lema çok ilginç bir eser. Şimdi ben ikinci lemanın birinci nüktesini okumadım. İkinci nükteyi okudum. Üçüncü nükteye geldim. İnşallah başka zaman üçü okuruz. Daha sonra dördüncü nükte, beşinci nükte, ondan sonra bir de hatimesi var ki hepsini beden kulasa ediyor. Bir okumayacaksınız. He? Bir okumadınız. Okumadım. Başka yerlerde çok yaptım diye. Son cümleyi okuyayım şurada hatimede. Musibetle, musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair mühiç ve muharik arızalar ile o makinenin, yani bu hayat makinenin diğer çarklarını, cesedin baskıcılığını koparta kalkarak ruhun ve hayatın çarklarını harekete getirir, tehic eder, mahiyet insaniyede mündemiş olan at ve zaaf ve fark madenini işlettiriyor. Hiç izah etmeden cümle düz okuyayım. Müsibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sahih mühiç ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çahlarını harekete getirir, tehic eder, mahiyet insaniyede mündemiş olan at ve zaaf ve fark madenini işlettiriyor. Hastalık. وَاَخِرُ دَوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ Bak bunları okuyacaktık, bunu okuyacaktık, bunu okuyacaktık, hatimesini okuyacaktık ama okuyamadık. Hakikaten burada çok ilginç esmaya aynadarlık hastalığın nasıl bir esmaya aynadarlık ediyor. Burada da kader canibinden Allah tarafındaki ruhun tekamül etmesi için cesede ve hayata, kainata, yaptığına bakın muamelesini anlatıyor. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات